CHP Arsuz Belediye Başkan Adayı Nazım Cumha, Arsuz Merkez'de esnaflarla buluştu. Sayın Namışoğlu, değerli sabırımızı güvenli sadece yaz sezonunda iş yapan ve yılın geri kalan aylarında ayakta kalma mücadelesi veren esnaflara 12 ay turizm ve ticari hareketlilik sözü veren Nazım Culha, Arsuz'un plajları ve tarihi dokusuyla bir cazibe merkezi haline gelmesi için her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. Tabii ki. Teşekkür ederim. İsmail Bey kardeşim. Şunlar sağlamda korkmuyor. Sağ olun. Öyle mi? Allah bağışlasın. Kalabalık partili ekiple birlikte esnafları gezen Nazım Culha, gördüğü ilgi ve duyduğu destek sözleriyle büyük moral depoladı. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Hasan Bey. Demek ki kadar diplomam var. Valla. Abi sen yok. Ben duydum da valla. Başlayacak. Hayırlı olsun. Şimdilikten tebrik ediyorum. Başkanım. Hepsini kayda alıyor abi. Ya Gökhan. Haber atıyorsun. Hadi be, kolay gelsin. Arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayımız Sayın Nazım Culha, değerli esnafımıza saygı ve sevgilerini sunar. Hayırlı işler, bol kazançlar diler. Başkanım, aynı zamanda deniz memleketinde Arsuzlar balığa, yabancı balığa neredeyse artık hasetle bakıyorlar. Arsuz'da balıkçılıkla ilgili projeniz neler? Onları anlatabilir misiniz? Şimdi bizim projelerimiz arasında balıkçılık da var. Gerçekten çok ciddi bir balıkçılık potansiyeli var Arsuz'da. Fakat amatörce yapılıyor. Yani balıkçılık hak ettiği yerde değil. Biraz da balıkçılarımız bu kendi mesleklerini icra ederken de zorlanıyorlar. Yani bir balıkçı
barınağı, balıkçıların kendi ürünlerini satacağı alanlar. Yani burada hem gerek balıkhane itibariyle hem de balıkçılarımızın daha rahat girip çıkabileceği kayıplarını. Çünkü biraz burada amatörce yapılıyor, profesyonelce yapılmıyor. Daha profesyonelce yapılması için ve arkadaşlarımızın burada kendi mesleklerini daha rahat icra etmeleri için gerekli teknik destekleri sunacağız. Gerekirse burada projeler de üreteceğiz arkadaşlar. Buranın balığı çok değerlidir. Yani başka bir İzmir'de yetişen, farklı yerlerde yetişen balıkla aynı değil. Akdeniz'in balığı çok farklıdır. İskenderun'dan İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a balık balık gönderilmekte değil mi? Ben genellikle yani buranın balığı çok farklıdır. Çok değerlidir. Buna sahip çıkmak gerekir. Başkan Bey'den bir talebiniz var mı? Esnaf olarak siz neler söyleyeceksiniz Nazım Bey'e? Her şeyi kendisi de artık söyledi. Peki. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Tamam abi. Ali. Ali'cim ne yapalım? Hayırlı olsun. Bugün uğurlu geldiniz de gidin bir uğur bulduk oraya. Ama neyse toparladık çok. Bundan sonra bastığımız her yerde bereket var. Öyle. Çok şükür. Bir ara duyduk 3-3 ama neredeyse geri dönecektik. Bozuk başladı. Saatler olsun. Saatler olsun. Bana gelsin. Dakika. Nazım Bey, Arsuz esnaf ziyaretlerini yaptınız. Arsuz'la ilgili düşünceleriniz neler? Arsuz'la ilgili beklentileri, halkın beklentileri neler? Bunları anlatabilir misiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Arsuz biliyorsunuz yeni bir ilçe oldu. Ve yani işte 26 köy ve 8 beldeden oluşan geniş bir coğrafya. Ama biliyorsunuz işte halen Arsuz ilçesi deyince Arsuz beldesi akla geliyor. Ve Arsuz beldesinin çok tarihi bir önemi var. Çok tarihi bir yapısı var. Benim işte çocukluğumda daha ben ilkokulda okurken Arsuz nahiyeydi. Ve bütün köyler Arsuz'a bağlıydı. Yaklaşık yanılmıyorsam o dönemde de 30 küsür köy Arsuz'a bağlıydı. Ve dolayısıyla Arsuz ilçemizin göz bebeği yerleşim birimlerinden birisi şu anda içinde bulunduğumuz Arsuz Mahallesi. Şimdi Arsuz Mahallesi işte tarihi ve kültürel dokusuyla çok ciddi bir önem arz etmekte. Gerek plajlarıyla gerek nehriyle yani Arsuz sembolize eden bir Arsuz çayı var. Arsuz'la ilgili özellikle bu Arsuz çayının kullanılabilir şekilde yani işte bunun bir örneği var. Eskişehir'de Porsuk çayı var ve Porsuk çayı pırıl pırıl tertemiz. Etrafında insanların yürüyebileceği, takılacağı sosyal tesisler, alanlar var. Bizler de burayı bu şekilde yani bu Arsuz'un sağı soluyla Arsuz çayının kullanılabilir niteliğe gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Ayrıca denize geliyor başkan. Plajlarla ilgili, denize plajlarla ilgili daha ciddi halkın faydalanabileceği alanların oluşmasına gayret göstereceğiz. Demin sizinle birlikte bir çocuk parkı vardı. O çocuk parklarının sayısının arttırılması, büyük insanların da katılabileceği yeşil alanlar ve parklar bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yani kısacası Arsuz merkezi bir cazibe haline getireceğiz en kısa zamanda. Thank you.
Sevgili Gökhan, işte CHP, işte gençlik, işte aday, işte hal. İşte bu! Başkan nerede? Burada! Başkan nerede? Burada! İşte yazım Cura! İşte gençlik, işte CHP, işte hal, işte aday. Sevgili Gökhan, biz bu coşkuyla Allah'ın izniyle 30 Mart'ta hem Büyükşehir'i, hem Marsuz'u, hem İskenderun'u, her tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla dolduracağız. Hiç kimsenin çok güzel olmasın. Ve bu genç kardeşlerimizin coşkusu bize enerji veriyor. Bizi coşturuyor. Bu genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz İnşallah 30 Mart'tan sonra hak ettikleri değeri alacaklar. Yerel yönetimler bu gençlerimize sahip çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu gençlerimize, bu kardeşlerimize sahip çıkacaktır. Gençlerimiz Arsuz ilçesinde spor alanlarıyla, kültür alanlarıyla istihdam yaratan projelerle buluşacaklar. Bu konuda ben gençlerimize burada hepinizin önünde söz veriyorum. Arkamızda gördüğünüz tarihi bina, Arsuz'un tarihini sembolize eden yapılardan birisi. Bizler de bu Arsuz'un dokusunu korumak adına bu ve buna benzer tarihi binaları koruyacağız. Kesinlikle bunların dokusunun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Arsuz tarihi dokusunu koruyacaktır. Kesinlikle biz bunu bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ve buna benzer yapıların sürekliliği için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Ya